Sayın seyirciler, 2009 yerel seçimleriyle Gemlik Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Güler seçildikten 23 ay sonra 08.03.2011 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. Güler görevden alınma kararıyla anayasada güvence altına alınan temel hakların yok sayıldığını, bu nedenle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle idari dava açmıştı. İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırma kararının iptali için açılan Bursa 2. ve 3. İdare Mahkemelerinde görülen iki ayrı davada da yerel mahkemeler İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararda hukuka aykırılık bulunmadığı kararını verdi. Bunun üzerine Güler, yerel mahkeme kararının hukuka aykırı olması nedeniyle bozulması talebiyle Danıştay'a başvurdu. Sonucunu paylaşmak üzere de stüdyomuzda, zira çıkan karar oldukça önemli. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün izleyenlerimize de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, nasıl bir karar bu? Nasıl gelindi bu aşamaya? Bir kere başlangıçta da söylediniz. Hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle idari mahkemelere dava açmıştık. Ancak idari mahkemeler talebimizi reddetti. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararı hukuka aykırı bulmadı. Bunun üzerine Danıştay'a gittik. Danıştay da idari mahkemesinin aldığı kararı hukuka uygun bulmadı ve hukuka aykırı buldu. Dolayısıyla bu kararı bozdu. Bu şu demektir, aslında İçişleri Bakanlığı'nın aldığının, görevden uzaklaştırma kararının yok hükmünde olduğunun hukuki bir dayanağıdır. Kaldı ki Yüksek Mahkeme tarafından da verilmiş olan çok önemli bir karardır. Evet, peki şunu sormak isterim, yani birçok eylem yaptınız tabii bu süreçte ki evet. Eylemlerinizden birinde de durduruldunuz aslında, bisiklette eyleminizde. Şöyle bir detaylı o eylemlere girersek eğer, nasıl bir süreçti o sizin için? Tabii çok sancılı bir süreçten bahsediyoruz aslında, biraz onlardan bahsedelim. Aslında bu karar bizim için sürpriz değil, sonucun böyle olacağını biz baştan beri biliyorduk. Çünkü bunun için yalnızca çok derin hukuk bilgisine sahip olmanıza da gerek yok. Biraz adalet duygunuz varsa, biraz da vicdan sahibiyseniz zaten yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu çok net görebiliyordunuz. Şöyle ki, ben belediye başkanı olarak görevden alındığım sırada hiç tutuklanmadım. Mesela hiç gözaltına dahi alınmadım. Gene yargılandığım davaların hiçbirinden mahkum olmadım. Aksine sonuçlanan bütün davalardan beraat ettim. Buna rağmen görevden alındım ve görev süremin sonunda da ikişer aylık dönemlerle görevden uzakta tutuldum. Şimdi buradan şunu vatandaşların, yurttaşların sorması gerekir. Bu şekilde görevden uzaklaştırılan ve görev süresinin sonuna kadar görevden uzakta tutulan ikinci bir belediye başkanı var mı? Darbe dönemleri hariç yalnızca. Bir tek darbe dönemlerinde böyle bir uygulama var. Bunun dışında böyle bir uygulama yok. Yani Türkiye'de örneği de yok. İkincisini eğer bulurlarsa, bana da iletirlerse sevinirim. Dolayısıyla hukuksuz olduğunu biliyorduk. Biz aslında bunları anlatmak için eylemler yaptık. Ne yaptık? Gemlik'ten Bursa'ya yürüdük. Valilik makamına öncelikle bu konuyu anlattık. Valiye dilekçe verdik. Basın toplantısıyla yine Line TV'de sağ olsun yanımızda oldu. Bunu kamuoyuna duyurdu. Bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği anlatmaya çalıştık. Bununla da yetinmedik. Bir bisikletle Ankara'ya gidelim dedik ve Ankara'ya da Sayın o zaman Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup iletelim ve gene bu hukuksuzluğu, adaletsizliği anlatalım dedik. İşte bu sırada da Bursa'da aslında çok önemli gelişmeler oldu. Tam Ağustos ayındaydı bu bisikletle Ankara'ya gitme planımız. Vali Şahabettin Harput o sırada merkeze alındı. Merkeze alınırken de çok ilginç bir açıklama yaptı basın toplantısında. Gazeteci Sayın İhsan Bölüğün sorusu üzerine soru da şuydu. Gemlik Belediye Başkanı'nı uzun süre görevden uzakta tuttunuz. Vicdanınız rahat mı diye bir soru sormuştu. Sayın Valide ben devletin değil iktidarın valisiyim şeklinde bir cevap vermişti. Şahabettin Harput'un yerine Münir Karaloğlu Bursa valisi oldu. Kendisi de Van'dan gelmişti. Ve Van'da 3 belediye başkanını, Van, Edremit ve Özalp belediye başkanlarını uzun süre tutuklu kalmalarına rağmen tahliye olmaları gerekçesiyle sadece görevlerine iade edilmesi görüşünü vermişti ve bunun üzerine belediye başkanları görevine dönmüştü. Bursa'da onun gelmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindeki başka bir uygulamanın farklı olmayacağı düşüncesiyle bizi de umutlandırmıştı. Tam bu arada ama bisiklet yolculuğuna başlamıştık. İnegöl'e geldiğimizde Sayın Valinin makamından bir telefon edildi. Görüşmek istediğini söyledi. Biz de kendisiyle görüştük. Görüşme sırasında sandığın demokrasinin namusu olduğundan bahsetti. Sandıkta çıkan iradeye saygı duyulması gerektiğini söyledi.
İşte Van'da HDP çıkıyorsa HDP'ye, Gemlik'te CHP çıkıyorsa CHP'ye saygı göstermek gerektiğini söyledi. Yani çok olumlu bir havaydı. Bu basına da yansıdı. Yine burada Line TV aracılığıyla da duyurdu. Göreve iade edileceğim şeklinde bir görüş vereceğini bekliyordum. Ama açıkçası gene görevden uzaklaştırılmamızla ilgili bir görüş verdi. Ve biz o görüş üzerine de İçişleri Bakanlığı'nca tekrar görevden uzaklaştırıldık. Daha doğrusu görev süremiz uzaklaştırılmaya devam edildi. Böyle olunca da bunu mesela biz dava konusu yaptık. Bu karar da bununla ilgili. Aslında bu konuda açılan 3 davamız var. Yalnızca birinin sonucu bu. İşte bu dava o aşamalardan geçti. En sonunda Danıştay hukuksuz diye bu davayı bizim lehimize bir karar almış oldu. Ama baştan beri söylediğim gibi bizim için sürpriz değildi. Yani bilinen bir gerçeğin aslında kamuoyuna hukuki anlamda bir belgeyle sunulması şeklindeydi. Biz bunu çeşitli eylemlerle anlatmaya çalıştık. Ama maalesef o zaman çok da sesimizi duyuramadık. Peki o eylemlerinizin yani bugünkü karara etiketini düşünüyor musunuz? Sizce bu eylemlerle mi biraz yok, daha bu... Yok. Oradaki karar... Yani bu aslında hukuki bir karar değildi. Hukuk süreci işletilerek aslında bu adaletsizliğin önü açılmış oldu. Hukuk belki o anlamda çabuk işlemedi. Ama bu karar siyasi bir karardı. Yani benim yaptığım o zamanki hukuk mücadelesi değil. Zaten hukuk mücadelesini idari mahkemelere giderek, işte Danıştay'a giderek yapıyorsunuz. Bu siyasi bir mücadeleydi ve devleti yöneten idarenin bu siyaseten de rakibimiz olması sebebiyle ve rakibimiz olan bir partinin de bizden sonra gene iktidar partisinin o zaman Gemlik'te koltuğu işgal etmesi sebebiyle böyle bir karar alındığını düşünüyorum. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Yani ortada hukukla, adaletle ilgili bir şey değildi. Onu duyuracağımız yerler bu eylemler değildi. O işte adliyelerde hukuk süreci içinde konuyu takip etmemizle ilgiliydi. Onu da takip ettik ve bugün sonucunu almaktan da mutluluk duyuyoruz. Peki bugünden sonra artık hukuki süreç nasıl işleyecek? Ya öncelikle tabii bana yapılan uygulama bir devletin, hukuk devletine yakışmayan bir uygulama. Biz şimdi tabii şunu düşünmemeliyiz. Ya bana böyle yapıldı da işte benim yerime görev yapan insanlara da bu tip uygulamalar yapılmalı. Onun da yaptığı bir sürü hakkında bulunan suç duyguları var. O da görevden alınmalı falan diye düşünmemeliyiz. Ama bir şeyin de altını çizmeliyiz. Bunu özellikle hep anlatmaya çalıştım. Kim olursa olsun bence, Cumhurbaşkanı da olsun, Başbakan da olsun, Belediye Başkanı da olsun, yargılanabilmeli. Yani yargı önünde hesap vermekten korkmamalı. Dosyaların üzeri, olayların üzeri kapatılmamalı. Bugün Gemlik'te belediye başkanlığı görevini yapan şahısla ilgili de bir sürü iddialar var ama dosyaların kapatılmasıyla ilgili özel bir gayret sarfı var. Bu yapılmamalı. Aksine süreç işletilmeli ama bu süreç işletilirken de hakkında davalar var. Hadi şunu görevden alalım diye bir karar da verilmemeli. O öyle bir karar verilirse zaten karşısında yine ben dururum. Böyle bir şey olamaz. Yani halkın iradesine ipotek konamaz. Bundan sonraki süreç gene hukuk kuralları ve demokratik kurallar çerçevesinde takip edilecek. Bunun iki ayağı var. Bir, bu işle ilgili kaybettiğimiz haklar var. Bu hakların telafisiyle ilgili açılacak idari davalar, tazminat davaları. İki, ortada artık bir hukuksuzluk olduğu bu mahkeme kararıyla sabit. O zaman ortada hukuksuzluğu yapan kişiler de var. Kim bu kişilerse yine hukuk karşısında, yargı karşısında hesap vermelerini sağlamak için ceza davalarının açılması konusu var. İki konuyu da takip edeceğim. Tabii bu yalnızca benim şahsıma da yapılan bir işlem değil. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yapılan bir işlem. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekli organları da bu konuda hem tazminat hem de ceza davaları konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklarını, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren yurttaşların haklarını koruma adına da eylemde bulunur diye düşünüyorum. Peki göreve iadeniz söz konusu olamaz mı? Yani nasıl olacak şimdi? Yani nasıl olacak? Şey geliyor, bugün sosyal medyada paylaştım, pardon diye. Ferhan Şensoy'un filmi aklıma geliyor. İçeride uzun süre cezaevinde kaldıktan sonra çıktığında devlet yalnızca pardon demişti. Şimdi burada böyle olması mümkün değil. Ama açıkçası belki ironik bir yazıyla ben Valilikten ve İçişleri Bakanlığından görevime iademi isteyebilirim. Bu kadar hukuksuzluk yapabildiğine göre, yani anayasayı tanımayan bir İçişleri Bakanlığı tarafından dahi görevden uzakta tutulduğuna göre herhalde böyle bir uygulamada yapabilirler diye düşünüyorum.
Ama bunu doğru anlatmak lazım. Yani şunun için anlatmak lazım. Yapacağım mücadele artık kendimle ilgili değil. Göreve dönemeyeceğim sanırım bugün artık çok açık ve net herkes tarafından da biliniyor. Ama Bursa'mızın, ülkemizin herhangi bir ilinde, ilçesinde, beldesinde bir belediye başkanının başına bunlar gelmemeli. Bunun takibini yapmamız lazım. Eğer biz daha demokratik, daha özgürlükçü, daha hukuka saygılı bir yapı içinde olacaksak sanırım bu tür mücadelelerin olması gerekiyor. Onun için önümüzdeki 5 veya 10 yılı da gene bu hukuk mücadelesine vakfedeceğim gibi geliyor. Buradan doğru kararlar çıkmazsa en son Anayasa Mahkemesi'ne kadar, Anayasa Mahkemesi'ne çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu konuyu takip edeceğiz. Destek veren de çok sayıda hukukçu arkadaşım da var. Şu ana kadar da hukuk açısından doğruları yaptığımız alınan kararlarla ortaya çıkıyor. Peki son olarak Gemlik halkı için, Gemlik'in geleceği için neler söylersiniz? Ya Gemlik'in geleceği için şunu söyleyebilirim. Aslında ülkedeki kutuplaşmanın Gemlik'e de yansımaları olduğunu düşünüyorum. Özellikle benim görevden alınmamdan sonra koltuğun hiç de ahlaki ve hukuki olmayan bir şekilde işgal edildiği süreçle dikkate alındığında ve o gün meclis üyesi olan şahsın belediye başkanlığı imkanlarıyla seçimlere girip diğer partiler karşısında antidemokratik bir seçim şartlarıyla yeniden belediye başkanı, sözde belediye başkanı seçilmesiyle bu aslında kutuplaşmanın arttığını düşünüyorum ama biz şunu yapmalıyız. Artık bu ülkede ve Gemlik'te de tabii birbirimize çok nefretle bakmamalıyız. Yani nefret söylemlerinin dışında gerçekten hukuka uygun, demokratik kurallara uygun, toplumun genel kurallarına ve ahlak kurallarına uygun davranışlar içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Yani bunu karşı tarafa bir saldırı malzemesi olarak görmektense, bunun bak ne kadar güzel ülkemizde de hukuk işleyebiliyormuş diye biraz ironi yaparak ve bundan sonra da bu mücadeleyi demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde sürdürerek ve siyasi mücadele çerçevesinde sürdürerek, evet gene biz sandıkla geldik. Ben 3 kere belediye başkanlığı seçimine katıldım ve 3'ünü de kazandım. Şu anki belediye başkanını da ben sandıkla gideceğini düşünüyorum. İlk yapılacak yerel seçimlerde de sandıkla nasıl götürebiliriz onu düşünmek lazım. Sayın Güler çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ olun. Mücadelenizde size başarılar diliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.